Serhat hakkındaki rahatlık seviyede şu aga. Yani ayaktan vurulmuşsun. Sancılar içindesin. Yerdesin. Elinde cep telefon. Hala tweet atıyor. Elinde tweet. Telefonu devamlı yazıyor. Kafa böyle yazıyor. Ve ayak üstüne tweet de devam ediyor. Yüzümüze bakmıyor. Belirli kişileri, tehlikeli kişileri kesinlikle yaralıyken odana sokma. Çünkü kaçış şansın yok aga. Size attığın golleri biliyorum. Coşardın, koşardın, müthiş bir enerjin vardı. Yani var ya, seni tek bulsun, arkanı dönük, hele hiç şans verme tehlikeli olay. Yani dikkatli ol aga. Bir kaset daha çekilmez. Evet arkadaşlar, beyler, bayanlar ve cinsiyeti karışık olanlar, yeni bir videoya gönülden hoş geldiniz diyorum aga. Evet aga, Serhat Akın'ı vurmuşlar. Müslüman mı lan? Ananı avradım. Şimdi burada tabii ki de düşüncemiz şu. O silahlı zanlı Serhat'ın ayağından ne istiyordu? Ne istiyorsun aga ayağından? Usta. Usta ayağıma basıyorsun. Ben ayağa basmam. Bazı ayaklar alta girer. Evet, büyük bir geçmiş olsun diyoruz ve o sahneleri de gösterelim. Yani vurulma anı var. Eski milli futbolcu Sports Digital YouTube kanalında yayın yaptı. Yayının ardından işte elinde gömlekleriyle bu şekilde çıktı ve o sırada bir saldırgan görüyorsunuz yaklaşıyor Serhat Akın'a. Ateş ediyor ve oyuncu bacağından vuruluyor. Ardından kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan ve yanındaki kişi motosikletle birlikte uzaklaşıyor. Olay anının ardından tabii arkadaşlarının yaşadığı panik anı yine güvenlik kamerasına yansıyor. Hemen telefon açılıyor sağlık ekibine ulaşmak için. Evet, bu vurulma anı yaşanmadan önce birkaç gün önce derbi vardı. Galatasaray'la Fenerbahçe ve orada Galatasaray Fenerbahçe'ye geçirdi yani. 3-1'lik bir ezici bir skordu. Serhat Akın da bunun üzerine, kendisi Fenerli ya, ateş püskürdü televizyonda yorumcu olarak. Ateş püskürdü ve belirli kitleleri sorumlu tuttu. Evet, görüntüleri izleyelim aga, söylediklerini yorumda. 3-1 Galatasaray Fenerbahçe'yi yenmedi, ezdi. Ezdi ya. Bugün kayboldu Fenerbahçe. Kayboldu. Fenerbahçe bugün sahadan silindi. Mourinho ile birlikte ben 43 yaşındayım. Fenerbahçe'de 5 sene top oynadım. Ben ilk defa Fenerbahçe ile Galatasaray arasında rekabetin bittiğini yaşıyorum ya şu an. Fenerbahçe tarihinde de yok ki bu. Ya rekabet bitti. Zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim. Seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar. Şimdi adam tuttular bana. Beni indirecekler. Sus. Bak, tehditle olmaz bu iş. Tehdit ediyor ya başkan. Satın alamadıklarını da tehdit ediyor. Az kalmış ya. Ben de ona söyleyeyim mi? Ali Koç'a buradan ben de söylüyorum. Serhat Akın olarak. Az kaldı başkan. Senin süren doldu. Geçti bile ama az kaldı. Sana söz veriyorum ben de. Tamam mı? Bak, çok güçlüsün. Çok param var. Benim hiç yok. Ama çoktan çok azdan az gider. Hiç unutma. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bir tane solda adam var. Yatırıyor kaldırıyor. Burası bu City değil abi. Bak, seni yatırdılar kaldırdılar. 3 yaptılar, sen anlamadın bile. 3 yaptılar, seni yatırdılar kaldırdılar. Şimdi soranlar Asmaşken hani yatırıp kaldırıyordu senin adam. Evet, biraz ağır da girmiş yani. Bayağı bir sinirlenmiş, içini dökmüş. Bunun üzerine de böyle bir olay yaşanıyor. Göğsüne möğsüne tehlikeli bir yere değil de ayağına sıkıyorlar. Bu olaya, vurulma olayın üzerine de tepkiler de geldi tabii ki de. Mesela Batuhan Karadeniz. Vurmuşlar mı? Nasıl vurmuşlar? Nasıl vurmuşlar ya, bir dakika. Altta bu ne ya, gördüm fotoğraf var. Bu ne? Ne diyorsunuz abi? Vurmuşlar derken yani ayağından vurmuşlar. Kapatın abi yayını. Kapat yok, abi, yok ben şey yapmam abi. Serhat. Benim meslektaşım ya, kan aktığı yerde yayın tamam, yapmam. Rakiptir, yazıklar odur, olsun. Abi, böyle... Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz bu ya. Bu ne ya? Bu doğru mu ya? Ayıptır, yazıktır, günahtır, bu kadar olmaz ya. Yani kumara gideceğim demiyor da bir bahaneyle. Oğlum kapattın, bir kumara gidelim ya rahatça. Evet, Serhat Akın'daki rahatlık seviyede şu aga. Yani ayaktan vurulmuşsun. Sancılar içindesin. Yerdesin. Elinde cep telefon. Hala tweet atıyor. Elinde tweet.
telefonu devamlı yazıyor. Kafa böyle yazıyor. Evet. Ayak üstüne tweet'le devam ediyor. Yüzümüze bakmıyor. Şöyle herkes duysun. Kamuoyu duysun. Doğru. Yani sancılar içindeyken şeyi arıyor. Emoji arıyor. Sarı lacivert emojiyi. Nerede oğlum lan diye. Evet. Bir de şurada Serhat'a da kesinlikle bir tavsiyem olacaktır. Ayağın yaralı. Belirli kişileri, tehlikeli kişileri kesinlikle yaralıyken odana sokma. Çünkü kaçış şansın yok aga. Şey yaparlar. Gösterelim aga. Yaptığın golleri biliyorum. Coşardın, koşardın, müthiş bir enerjin vardı. Ama bilesin ki seni Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı bütün spor severler seviyor ve şu anda Türkiye senin yanında. Çok büyük geçmiş olsun. Sen doğruları söylemeye devam edeceksin. Şunu da unutma ki hiçbir fikir asla silahla susturulamaz. Canım yanındayım. Yani var ya seni tek bulsun, arkanı dönük, hele hiç yani fırsatı verme abi. Şans verme tehlikeli olay. Evet, yani dikkatli ol aga. Bir kaset daha çekilmesin. Evet, geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletelim. Geçmiş olsun aga. Ya fanatikliğin de kötü tarafları da var. Yani alınıyorsun taraftar olarak mesela olabilir. Şimdi kim yaptığı belli değil. Ne maksatla yaptığı da belli değil. Ama böyle bir olay yaşandı geçmişte birkaç gün önce. Yani kim yaptığı, ne yaptığı, neden yaptığı hiç ortada belli olmayan bir şey. Fakat dediğim gibi yani fanatikliğin de bir kötü tarafı var. Sinirlendin mi birbirlerine zarar verecek duruma da gelebiliyor insan. O yüzden yani bu üzücü, yapmayın böyle şeyler aga. Ayağından sıkıyor. Evet aga. Sizin düşünceleriniz nedir? Beğeni ve like aga. Yorumlara lütfen yazın düşüncelerinizi. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. IQ'su düşük arkadaşım, kardeşim benim. Çözdün değil mi? Eşeklik yapmanın bir şeye gerek yok yani, anladın mı? Burada düzgün düzgün konuşuyoruz yani. Neyse şu arkadaşı bir paketleyelim de siktirsin gitsin.